Şu anda Washington'daki Ulusal Sanat Galerisi'nde çok güzel bir tabloya bakıyoruz. Bu Raffaello'nun 1510 civarında resmettiği Alba Madonna adlı tablo. Raffaello inanılmaz derecede güzel Madonna, yani Meryem Ana tasvirleriyle ün kazanmıştı. Bu eser bu tasvirlere mükemmel bir örnek. Bunun alışılmadık bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Tabloda Meryem Ana'yı ve kucağında da çocuk İsa'yı görüyoruz. Ancak Meryem Ana'nın kollarının ve vücudunun diğer tarafa nasıl uzandığına baktığımızda, Meryem Ana'nın çocuk İsa'nın oturması için neredeyse bir taht işlevi gördüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca Leonardo da Vinci'nin Kayalıklar Bakiresi tablosunda gördüğümüz aynı figürler bu tabloda da karşımıza çıkıyor. Yani resimdeki üçüncü figür, Vaftizci Yahya. Burada Leonardo'nun tablosundan farklı olarak herhangi bir melek figürü olmadığını görüyoruz. Bu esere bakarak yüksek Rönesans olarak adlandırılan döneme girildiğini ve artık melek figürlerinin belirgin bir şekilde betimlenmediğini söyleyebiliriz. İlahi görünüşteki figürlerin de önceki zamanlardaki gibi kullanılmadığı bir dönem. Bir bakıma eserlerde bunların yerini doğanın aldığını söyleyebiliriz. Raffaello kesinlikle Leonardo da Vinci'nin eserlerini incelemiş. Çünkü Meryem Ana figürünün aynı Kayalıklar Bakiresi tablosunda olduğu gibi koluyla vaftizci Yahya'yı sardığını görüyoruz. Sonuçta Meryem Ana Yahya'nın teyzesi. Aynı zamanda tabloda soluk, belli belirsiz haleler olduğunu görüyoruz. Evet, bu halelerin kaybolmak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Leonardo Da Vinci'nin tablolarında haleleri kullanmadığını, ancak Raffaello'nun biraz da olsa bunlardan yararlandığını belirtelim. Burada figürlerin ideal güzelliğinin ötesinde baskın bir hümanizm olgusu olduğunu görüyoruz yani sanatçı, ideal güzellik aracılığıyla kutsallığı tasvir etmiş. Aynı zamanda figürlerin oldukça akışkan ve zarif hareketlerine baktığımızda da bunu anlamamız mümkün. Sanki dans ediyor gibiler. Bu hareketlerin oldukça karmaşık olduğunu da ekleyelim. Meryem Ana sanki geleceğe bakıyormuş gibi görünen vaftizci Yahya'ya doğru aşağı bakıyor ve koluyla çocuğu sarmalamış. Ayrıca Meryem Ana'nın sol elinde İncil olduğunu ve bir sayfayı tuttuğunu görüyoruz. Çocuk İsa ise vücudu yana doğru dönük şekilde oturmuş. Burada bir bakıma çarmahı kabullendiğini söyleyebiliriz. Kaderini ve yapacağı fedakarlıkları kabullenmiş durumda. Meryem Ana sağ bacağını sol bacağının altına sıkıştırmış. Bu açıdan sanki hareket ediyormuş gibi görünüyor. Yani bu tabloda hiçbir şey durağan değil. Tabloda hiçbir şeyin durağan olmamasının yanı sıra arka plandaki manzaraya göre boyutlarına bakılırsa figürlerin oldukça heybetli göründüklerini söyleyebiliriz. Figürlerin bu hali resme ciddi bir hava katıyor. Ayrıca figürlerin oldukça hoş ve doğal bir ortamda bulunduğunu ama aynı zamanda tabloda klasik bir hava olduğunu da görüyoruz. Raffaello o dönemde Roma'daydı. Bu yüzden klasizmden de esinlendiğini söyleyebiliriz o dönemde aynı zamanda Atina Okulu adlı eserin de içinde bulunduğu Vatikan'daki imza odası olarak bilinen Stanza della Segnatura'nın üzerinde çalışıyordu ve bildiğiniz gibi Michelangelo da Sistina Şapeli'nin tavanını resmetmekle görevlendirilmişti. Bu iki olay aynı dönemde gerçekleşti. Bu bağlamda o dönemde heybetli ve ciddi görünen figürleri çizmekle görevlendirilen ve önemli başyapıtlara imza atan sanatçılara büyük bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu tablo boyut açısından çok da büyük değil. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda. Leonardo Da Vinci ile benzerliklerine geri dönecek olursak, bu tabloda sanatçının Da Vinci'den büyük ölçüde esinlendiğini görüyoruz. Örneğin oldukça özen gösterilerek resmedilmiş çiçeklere bakalım. Bitkilerin ve çiçeklerin resmedilişinin Kayalıklar Bakiresi tablosuyla benzerlikler gösterdiğini söyleyebiliriz. Raffaello'nun doğrudan Kuzey Rönesans geleneğiyle çizilen tablodan mı ilham aldığını yoksa dolaylı yoldan mı tablodan etkilendiğini tahmin etmek biraz güç. Aslında hem klasik dönemden hem de kuzeyden ilham aldığını söyleyebiliriz. Burada gördüğümüz tablo bir yağlı boya tablosu. Orijinalinde ahşap tuval üzerine resmedilmiş. Ancak burada Leonardo da Vinci'nin tablosunun aksine tabloya dumanlı ve gizemli bir hava katan sfumato tekniğinin kullanılmadığını görüyoruz. Burada sfumato tekniği kullanılmıyor. Yani burada gizemin aksine açıklığın ve tatlı bir atmosferin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Yakından bakarsak kompozisyonun oldukça güzel bir şekilde işlendiğini görebiliriz. Burada dairesel bir çerçeve kullanılmış. Bunu başarmanın oldukça zor olduğunu da ekleyelim. Tabii ki dairesel bir şeklin içerisinde figürleri sığdırmak ve yerleştirmek oldukça zor bir iş. Ancak yine de figürler dar bir düzleme sıkışmamış. Hareket etmek için yeterli alanları varmış gibi görünüyor ve buna rağmen sanatçı dairesel şekle dikkat çekmemeyi başarmış. Bu anlamda figürlerin arasında özenle işlenmiş bir yakınlık duygusu olduğunu söyleyebiliriz. İsa, vaftizci Yahya'ya bakıyor gibi görünse de aslında figürler tam anlamıyla birbirlerine bakmıyor. Yahya yukarıya, vaat edilen cennete doğru bakıyor. Meryem ana, diğer iki figürün ötesinde bir noktaya bakıyormuş gibi görünüyor. Ancak tüm bunlara rağmen aralarında inanılmaz bir bağ ve yakınlık olduğunu söylememiz mümkün. Aynı zamanda yüksek Rönesans dönemine ait özel, Oraya özgü bir durum olan karakterler arasında bir etkileşim de söz konusu. Bu anlamda erken Rönesans döneminde karşımıza çıkan durgun karakterler ve aralarındaki mesafe bu tabloda karşımıza çıkmıyor. Vasari bu durumu nasıl adlandırıyordu? Şu an unuttum. Ancak tabloda biraz da olsa bir ağırlık ve ciddiyet yine de var. Figürler biraz birbirinden kopuk görünüyor. Ancak bu kopukluğun Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği adlı tablosunda ve tabii ki aynı döneme denk gelen Michelangelo'nun Sistina Şapeli'nin tavanına çizdiği resimlerde olmadığını söyleyebiliriz. Burada kompozisyonun piramide benzer bir şekilde birleştirildiğini ve atmosferik perspektifin de oldukça iyi kullanıldığını görüyoruz. Mükemmel görünüyor. Bu Toskana bölgesinden bir tepenin manzarasını andırıyor. Ancak klasik dönemin tablodaki etkisini ve Raffaello o dönemde Roma'da olduğundan belki de Roma'daki tepelerden ilham almış olabileceğini de göz ardı etmemekte fayda var. Özellikle de bir resimden çıkmış gibi görünen arka plandaki eski binaların 18. yüzyıl ressamlarının tablolarında işleyeceği bir konu olduğunu düşünüyorum. Meryem Ana sağ tarafına doğru mu bakıyor yoksa oradaki kayalara mı yaslanmış tam anlaşılmıyor bir ağaç kütüğünün üzerine de oturmuş olabilir. Bunu anlamak biraz zor. Meryem Ana'nın bu şekilde yerde oturmasının alçak gönüllülüğünü temsil ettiğini söyleyebiliriz. İsa'nın kendi kucağına sanki bir tahta oturur gibi oturmasını sağlasa da aslında kendisinin yerde oturduğunu ve oldukça alçak gönüllü tasvir edildiğini belirtmek mümkün. Alçak gönüllü ancak aynı zamanda kutsal ve önemli bir figür. Bunun sebebinin de bir anlamda figürlerin klasik stile göre tasvir edilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Raffaello'nun Meryem Ana'yı klasik bir kıyafetle tasvir ettiğini de ekleyelim. Hatta kıyafetinin bacağına dolanmış olması klasik dönemde yapılmış heykelleri hatırlatıyor. Ancak Raffaello'nun o dönemde bu heykelleri incelemiş olması pek de mümkün değildi. Çünkü bu heykeller Yunanistan'da bulunuyordu. Belki de bazı kaynaklarda bu heykelleri görmüştür. Ancak Antik Yunan'dan kalma bazı rölyef heykelleri de görmüş olabilir. Bu heykellere o dönemde büyük bir ilgi vardı. Bu yüzden de insanlar bütün Roma'yı kazarak bunları arıyordu.